Tolga hocam, servis kanseri tedavi edildikten sonra nüksettiği durumlarda ne yapıyorsunuz? Bunu nasıl tedavi ediyorsunuz? Serviks ya da rahim ağzı kanseri aslında biz jinekolojik onkolojide çok başarıyla tedavi ettiğimiz bir kanser türü. Çoğunlukla tedaviden sonra ki bu tedaviler cerrahi olabilir de radyoterapi olabilir, hastalarımızın çok önemli bir kısmı bir daha hiçbir zaman nüks etmemektedir. Ama bir kısım hastamızda maalesef nüks etmekte, yani hastalık bir kısım hastada tekrarlayabilmektedir. Tekrar durumunda nasıl bir yol izleneceği daha önceki tedavi yöntemine bağlıdır. Eğer hasta hiç radyoterapi almamışsa o hastayı radyoterapiye yönlendiriyoruz. Ama radyoterapi seçeneğini de tüketmiş bir hastaysa bu elimizde sadece ekzantratif cerrahiler bulunmaktadır. Ekzantratif cerrahi nüksetmiş ve daha önce radyoterapi almış cerrahi hastalarda bir kısmında tamamen başarı şansı sunabilen tek cerrahi yöntemidir. Dolayısıyla böyle bir durumda, yani daha önce radyoterapi almış ve nüksetmiş bir hastada her şey bitti deyip sadece yaşam kalitesini ve süresini bir miktar arttıracak tedavilere geçmeden önce tamamen bu hastalıktan kurtulmamızın olasılığı var mı'nın cevabını mutlaka sormalı ve eğer öyle bir olasılık varsa bunun üzerine gitmeliyiz. Bunun için de özellikle tıbbi onkoloji ve radyasyon onkoloji hekimlerin böyle bir olasılığın olabileceğini, tamamen hastalıktan kurtulmanın mümkün olup olmayacağını bu konuda deneyimli bir jinekolojik onkoloji uzmanına sorulması gerektiğini hastayla paylaşması hayati önem arz etmektedir. Yani serviks SA tedavisi nüks etse bile cerrahi olarak tedavi edilebilir ve bu sayede tam kür sağlanabileceğinden evet, bahsediyorsun. Aynen öyle. Tam kür şansı neredeyse %50 hastamızda mümkündür. Bunun için erken tanı tabii önemli. Dolayısıyla biz hastalarımızı rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi ettiğimiz hastalarımızı hep uyarıyoruz. Tekrar kanamanız olursa, ciddi ağrınız olursa hiç beklemeden uzmanınıza başvurun. Çünkü eğer nüks kanserde belli bir aşamaya gelmeden yakalanırsa ekzantratif cerrahilerle, ki bunlar çok özellikli cerrahilerdir, oldukça riskli, oldukça komplike ama deneyimli ellerde başarı şansı çok yüksek cerrahilerdir. Bu cerrahilerle hastalarımızın önemli bir kısmı nüks etmesine rağmen tamamen bir daha gelmemecesine tedavi edilmektedir.